Doğularda bir yerdeyim ben. Erken varıyor oraya. Baktım ki bir araba, güzel bir araba. Bu arabanın dedim burada ne işi var? Doğu'da böyle arabayadan binenler varmış dedim. Doğu derken hadi gittiğimiz yerde dal yok, budak yok, çalı yok. Bir rüzgar etse toz duman direkleniyor. Bu arabayadan binenler var burada dedim. Kendi kendime. Sonra biri geldi yanımızda. Ta nerelerdeyiz bilmem. Dedi ki abi dedi Zeki Müren dedi aratmadık yer koymadı dedi koymadı seni dedi bulmamız için dedi. Onlarla birlikte Ankara'da bir gazinoydu adını şimdi hatırlayamayacağım. Oraya geldik. Ben bekliyorum ki beni ne için çağırdılar onu bana söylesinler bir duyum diye. Baktım hiç ses çıkmıyor. Ses çıkmayınca anladım ki saz çaldırmak istiyorlar. Ben aldım sazı. Yarım saat falan çaldım. Yarım saat çaldım, sazı bıraktım. Gene bir dinleme arası verdim ki belki bir şeyler derler diye. Baktım hiçbir şey söylenmiyor. O zaman ya sizden de sır çıkmaz ya bardağı üşledim gayrı. Sazı elim aldıydım. Bilmiyorum 2 saat mi çalmışsın? 3 saat mi çalmışsın? Gayrı biteceği tükeneceği yok herhalde ki bir ara buldu Zeki Müren'i Mecnun oldu. Saç baş Mecnun oldu. Bir ara buldu herhalde orada. Onun bir havası aman aman yandım ama diye başladı ya Allah sizi inandırsın. Benim o 3 saat 4 saat çaldığım havaları hani teraziye konu bir anı kakar ya yukarıya. Öyle öyle oldu. Aman amanı bitirdi. Arkasından Zahide'ye girdi. Zahide'ye girince bana da bir fırsat doğdu orada. Efendim, Zahide'nin birinci kublesini okudu. İkinci kublesini de ben yakaladım canım. Yakaladım. Ondan sonra rahmetli olamaz böyle şey diyerek kafasını duvara nasıl vurduğunu ben anlatamam. Karşısındaki adam da ya niye vuruyorsun kafanı? Aman kafan ağrır, aman başın ağrır. En küçük bir kimse hiçbir şey canı nasıl istiyorsa öyle vuruyor kafasını duvara.